Biraz ben Sokrates'ten geleceğim. Sokrates'ten Camus'ye geleceğiz. Camus üzerinde biraz duracağız. Ondan sonra benim birkaç fikrim var tabii bu konuyla ilgili. Ona dair de bir değerlendirme yapıp konuşmayı bitireceğim. Şimdi Sokrates derken Platon olarak düşünün. Platon'un Faidon diyaloğunda Sokrates işte biliyorsunuz baldıran zehri içerek yaşamına son veriyor. Bu konu işleniyor orada. Ve başlangıçta kendi eylemin bir intihar olarak düşünülmemesi gerektiğini dile getiriyor. Yani bir ötenazi de değil. Tabii bunlar konuşuluyor o dönemde. Buradan hareketle felsefenin neliğine dair bir belirleme yapıyor. Belirlemelerden birisini yapıyor. Bir anlamda felsefe ölmeyi istemektir diyor. Böyle bir belirleme yapıyor. Tabii buna konuşmanın sonunda biraz değineceğiz. Buradan bir çıkış yolu bulmaya çalışıyor. Çünkü baldıran zehri içecek ve ona itiraz geliyor orada. İşte sen bir nevi intihar ediyorsun. Yaşamdan vazgeçiyorsun. Hayır diyor, ben yaşamdan vazgeçmiyorum. Sonrasında tabii Augustinus özellikle Hristiyan düşünme geleneğinin önemli isimlerinden birisi. Hristiyan teolojisinde aynı şekilde. İntihardan kurtulabilmek için tabii Tanrı'ya sığınıyor. Özellikle itiraflarımda konuşmaları, Tanrı'yla konuşması, sen diye hitap ediyor Tanrı'ya, Tanrı'yla konuşması bir çözüm yolu bulmanın yöntemlerinden biri olarak görülebilir. O da bu şekilde kurtarıyor kendisini. Yoksa çok büyük bir buhran yaşıyor. Ve Tanrı'ya sığınarak bu buhranı aşıyor. Bizde de biliyorsunuz Gazali aynı şekilde son dönemde büyük bir buhran yaşar. Ondan sonra felsefeden kopup o da aynı şekilde teolojinin içerisinde kendine bir yol bulmaya çalışır. Sonra tabii filozoflarda, çeşitli filozoflarda görünüyor. Biraz atlayarak gideceğiz biz konuya. Tabii felsefeyle bağlantılı olarak düşünebileceğimiz edebiyattan da isimler verilebilir. İşte Shakespeare'i verebiliriz. Hamlet biliyorsunuz, onun bir sözü vardır. Sizin de bildiğiniz, çok iyi bildiğiniz. Olmak ya da olmamak işte bütün mesele bu. Ve oradan da devam ediyor tabii konuşmasında. Bir sorgulama var. Yani yaşamla ilgili bir sorgulama var. 19. yüzyıla geldiğimizde özellikle Gerçek sahne geçecek. edebiyatta bu Kalabalık konunun ve fazlasıyla işlendiğini minberleri o görüyoruz. İntihar taraftan çek. konusunun Hocalar veya mergen o taraftan işte çek. Hocaların arkasından Tanrı sahneye ile çek. bağ Anlatabilir miyim? içerisinde, Ben hocam. Tanrı dünya Ben hoca ilişkisi onay içerisinde verdim. bir anlam Ha? bağı Çek. var mı, Sahneye yok mu? çek. Anlam Çek. bağı yoksa yaşamanın bir anlamı var mı, yok mu? Bunun sorgulandığını edebiyatta görüyoruz. Tabii felsefede de karşılığını buluyor bu. Nietzsche Müziğin Ruhundan Tragedyanın Doğuşu kitabında bir anekdot aktarır. Kral Midas'la Bilge Silanos arasında geçen bir anekdot, bir konuşma. Bu konuşma ilginçtir tabii. Buradan hareketle insanın trajik yapısına, trajikliğine yönelik bir belirleme söz konusu. Kral Midas, Bilge Silanos'u bir gün ormanda dolaşırken Bilge Silanos'u görür ve peşinden koşar. Hazır görmüşken bir sorusu vardı çünkü çok önemli bir soru, temel bir soru. İnsan için en iyi olan şey nedir diye sorar. Bilge Silanos hemen net bir cevap verir. Hiç doğmamış olmak. Şaşırır tabii Kral Midas. Sonra yeniden peşinden gider, ikinci soruyu sorar. Çünkü bundan sonra bir soru daha sorması gerekiyor. Peki ikinci en iyi şey ne? O da hemencecik ölmesi diyor. İnsan en azından dünyada bildiğimiz kadarıyla insan, bilinç sahibi olan tek varlık. Yani yaşamın kendisine dair bir bilinç oluşturan, hatta insan olarak kendisine dair bir bilinç oluşturan tek varlık insan. Dolayısıyla bu bilinç varlığıyla yaşamın anlamının ne olduğunu sorgulayan da bir varlık. Ancak öleceğini bilip de yaşayan tek varlık. En azından bildiğimiz kadar diyorum. Tabii hocamız da burada hayvanlarla ilgili deneyler de yapılıyor. Psikolog arkadaşlar da var. O deneylerde bazı hayvan davranışları, hiç beklenmeyen hayvan davranışları ortaya çıkıyor. Hatta konuşabilen hayvanlar bir şekilde işaret dilini kullanan hayvanlar oluyor.
Bunları ayrı bir yere bırakıyoruz. Bunları ayrı bir yerde tutuyoruz. Dolayısıyla bilinç varlığı olan bu insan, işte kendisine dair düşünmeye başladığında, kendisiyle dünya arasındaki bağ üzerine düşünmeye başladığında, işte yaşamla ilgili sorgulamalar bir anda fışkırıyor orada. Tabii bu sorgulamalar özellikle varoluş felsefelerinde, varoluş filozoflarında ayrı bir yerde duruluyor. Ben burada biraz Camus üzerinde duracağım. Bu altyapıyla ilişkisinde. Bütün filozoflarda var aslında yaşamla ilgili bu sorgulamanın kendisi. İşte bunu dillendiriyor Albert Camus. Diyor ki Sisyphos Mitosu kitabının hemen başında gerçek tek bir felsefe sorusu vardır. O da bu hayatın yaşanmaya değip değmediği sorusu. Gerisi işte varlığın, anlama yetisinin 10 kategoriden veya 12 kategoriden oluşması sonra gelir diyor. Ama en temelde bu soruyla hesaplaşmak gerekiyor. Bu hayat yaşamaya değer mi, değmez mi? Bugün de bunun üzerine duracağız. Yani siz karar vereceksiniz. Yaşamaya değer mi, değmez mi bu hayat? Albert Camus elbette ki değeceğini söyleyecek. Yaşamaya değeceğini bize bir olumlu bir çıkış noktası belirleyecek. Bu sorudan hareketle intihar düşüncesine bir geçiş yapıyor. Tabii bazı şeyleri söylememiz gerekiyor. Camus diyor ki insan bir an işte 30 yaşına, 35 yaşına geldiği zaman hayatın monotonluğunun, sıradanlığının farkına varır. Sürekli aynı şeyleri yaşıyoruz, sürekli aynı şeyleri yapıyoruz. Mesela bir işte çalışıyoruz, sabah gidiyoruz, akşama kadar işimiz belli, yapacağımız işler belli. Akşam geliyoruz, yapacağımız işler belli. İşte rollerimiz var, babayız veya ağabeyiz veya ablayız, anneyiz. Bu rolleri, gereğini, sonları yerine getiriyoruz. Sürekli aynı şeyler, sürekli aynı şeyler, sürekli aynı şeyler, sürekli aynı şeyler. Ama bir gün bu monotonluğun farkına vardığında insan işte bu monotonluğu aşmak için akla başvuruyor. Akılla da sorunu çözemiyor. Ve dünya, insan ve Tanrı ilişkisinde bir sorun olduğunu görüyor. Dünyayı yaratan Tanrı ama dünyada kötülük var diyor. Sürekli kötülük, her yerde kötülük var. Ama Tanrı iyilikle anılan bir varlık. Dolayısıyla Tanrı bir çözüm olarak görülemez diyor. Yani Tanrı fikrinin kendisi sorunun aşılabilmesinde bunu absürt olarak nitelendiriyor. Absürt kavramını biz Camus'da uyumsuz diye kullanıyoruz. Yani saçma değil. Çünkü bazı filozoflarda evet bu saçma diye kullanmak daha doğru ama Camus'da uyumsuz diye kullanıyoruz. Yani bu uyumsuzluğun farkına vardığında insan, hayatın sıradanlığının açtığı ufukta uyumsuzluğu fark ettiğinde işte ne yapabilir? Ya uyumsuzdan kaçacak ya da uyumsuzu sürdürecek. Uyumsuz bir yaşamayı seçecek. Tanrı sorunu, din sorunu uyumsuzdan kaçış yollarından biriyle bağlantılı olarak ele alınıyor. Bunu da umut olarak nitelendiriyor. Dolayısıyla umut en sonunda bizi işte Tanrı'ya ve dinin kendisine götürür. Neyi umut ederiz? İşte burada bir sorun var. Evet, dünyada bir sıkıntı var. Bu sıradanlığı yaşıyoruz, bu monotonluğu yaşıyoruz ama ölümsüzlükte başka bir şey yakalayabiliriz. Öte dünyada başka bir yaşamı yaşayabiliriz. Bunu umut ediyoruz. Yani bu umutla kendimizi var ediyoruz. Bu umut uyumsuzdan kaçış yollarından birisi. Ve Camus bunu bir kaçış yolu olarak görüyor. Elbette ki olumlu bakmıyor. İkinci kaçış yolu da işte günümüzün konusu, yani bugünün konusu olan intihar. Ne yapacak? Uyumsuzun farkına vardı. Kendi yaşamını sonlandıracak. Bir şekilde Tanrı da umut da çözüm değil. Geriye tek bir çıkış yolu kalıyor. Çünkü sonuna kadar sürdürmen mümkün değil. Bu şekilde baktığımızda o sonuna kadar sürdürmenin de nereye vardığına değineceğiz. Ne yapayım? Kendimi öldüreyim. Camus diyor ki intihar da bir çözüm değil. Çünkü intihar da uyumsuzu ortadan kaldırmıyor. İntihar eden kişi sadece kendi yaşamına son veriyor. Yani kendi yaşamını sonlandırıyor. Ama uyumsuz dünya, insan, Tanrı bağlamında olanı uyumsuz
veya dünyayla insan arasındaki o ilişkide ortaya çıkan uyumsuz yine devam ediyor, orada duruyor. Yani ben yaşamı sonlandırmakla uyumsuzu ortadan kaldırmıyorum. Ama işte biz uyumsuzu ortadan kaldırabileceğimizi düşünüyoruz. Bu şekilde baktığımızda. Ne yapmak gerekir diyor Camus? Uyumsuzu yaşamak gerekir. Uyumsuz yaşamayı seçmek gerekir. Şimdi bu noktada eleştirdiği bazı filozoflar var. Tabii bu filozoflara da değinmek gerekir. Şimdi bazı arkadaşlar buraya gelmiş. Derse de daha yeni anlattık Camus'u. Daha dün anlattık. 20. yüzyılda felsefe dersinde. Ama biraz farklı şeylerden söz etmek gerekiyor, öyle değil mi? Yani dersi anlattıklarımızın dışına çıkmak gerekiyor. Biz de çıkacağız şimdi. Dersi anlattıklarımızın. Bazı filozofları eleştiriyor. Ve filozofları eleştirdiği yerde enteresan bir ifade kullanıyor. Felsefeci intihar. Eleştirdiği filozoflar arasında Heidegger, Karl Jaspers, Husserl, Kierkegaard, yani Kierkegaard var. Chesterton var. Tabii dolaylı yoldan Shakespeare'i de eleştiriyor. Dolaylı yoldan Nietzsche'yi de eleştiriyor. Dolaylı olarak. Ama hedef aldığı, hedefe koyduğu kişiler bunlar. Bunların düşüncelerini felsefi intihar olarak değerlendiriyor. Veya felsefeci intihar olarak değerlendiriyor. Neden? Çünkü bunlar, bu filozoflar, ta Platon'dan beri gelen olan, gelen çizgiyi bir şekilde devam ettirmişler. İşte Platon ne yapıyor? Bir gerçek dünya var. Gerçek demeyelim. Bir yaşanan dünya var. Çünkü gerçek dünya onun idealar olarak anlattığı dünya. Bir de gerçek dünya var. Yani bu gerçek dünya bizim düşüncemizin alanında olan dünya. Kavramlar alanı veya ideler alanı diyebilirsiniz. Gerçek var olanların olduğu bir alan. Bir de bu dünya var. Bu dünyadaki her şey değişim halinde. Dolayısıyla bu dünyada olan her şey aslında bunun bir yansıması. Tabii bu Hristiyan düşünceye de uyuyor. Sonra İslamiyet'e de uyuyor. Sonra bu dinlere, yani ne diyeyim, İbrani dinlerin kendisine çok açık bir şekilde uyan bir düşünce. Onlar da bu düşünce bağlamı üzerinden devam ediyorlar. Ne yapıyor? Gerçekliği bir şekilde oraya havale ediyor. Ve sorunu, bu dünyadaki sorunların orayla çözülebileceğini düşünüyor. Yani oranın bir çözüm alanı olduğunu düşünerek bir umut besliyor. Yani uyumsuzu sürdürmek, dünyada var olan sıkıntıları, sorunları, sıkıntılar, sorunlar söz konusu olduğunda onlarla birlikte yaşamak yerine, onlarla işte o yaşamada farklı bir eylem biçimi ortaya koymak yerine buradan bir umut beslemeye çalışıyorum. Aynı şeyi işte 20. yüzyıl filozofları da yapıyorlar. Yani Heidegger, Jaspers, tabii Camus'un yorumu bu, onu söyleyeyim. Yani ben bu yoruma katılmıyorum, kimilerine katılmıyorum, onu da belirteyim ama Camus'u anlatıyor. Camus'un yaklaşımını, onun intiharla ilişkisinde söylediklerini anlamak açısından. Ne yapıyorlar? Onlar da bir şekilde işte bu dünyadaki uyumsuzluğun farkına varıyorlar. Çeşitli kavramlarla bunu dinlendiriyorlar. Camus'un değerlendirmesi bu. Ama yine de bu sorunu aşmaya çalışıyorlar. Aşabileceklerini düşünüyorlar. Bir umut besliyorlar bir şekilde. İşte Heidegger varlığın sesini duymaktan söz ediyor. İşte ve varlığın sesini duymakla bu sorunun aşılabileceğini belirtiyor. İşte insan varlığın bekçisidir diyor. Dolayısıyla bu bekçilik, bu koruyuculuk görevini üstlendiği anda sorunu aşabileceğini düşünüyor. Husserl tıpkı Platon gibi bir ideal alan oluşturuyor. Özler alanı diyor buna. Oradan bir çözüm bulmaya çalışıyor. Gerçeklik, gerçekliğin olduğu bir alan olarak görüyor. Özler alanını. Ve orada kesin bir bilgi ortaya koyulabileceğini düşünüyor. Yani aklı ön plana çıkarıyor. Akılla sorunu çözebileceğini düşünüyor. Yine aynı şekilde Jaspers de bir şekilde başka bir kavramdan söz ediyor. Yani bir umut besliyorlar. Dolayısıyla bir aşkınlık alanı yaratıp o aşkınlık alanıyla ilişkisinde sorunu çözmeye çalışıyorlar. Ben bunu bırakayım, ses geliyor ama. Böyle konuşsam duyuyor musunuz? Arkadan duyuluyor mu? Tamam. Sorunu bu şekilde çözebileceklerini düşünüyorlar. Yani bu aşkınlık alanıyla ilişkisinde sorunu halledebileceklerini düşündükleri için diyor ki bir umut besliyorlar ve umutla bağlantılı olarak düşündüklerinden felsefeci intiharı onaylıyorlar veya felsefece intihar
ya da gerçekleştiriyorlar. Camus tabii bunu da eleştiriyor. Peki bu sorundan, bu uyumsuzdan nasıl kurtulacağız? Çünkü uyumsuzu sonuna kadar sürdürdüğümüzde varacağımız yer nihilizmin batağıdır. Yani nihilizme batacağız. Nihilizm ne demek? Kısaca herhangi bir değerin olmadığı bir düşünme biçimi. Yani şöyle de ifade edelim. Değerlerin bir anlam ifade etmediği, her şeyin her şeyle kıyaslanabileceği, her şeyin her şeyin yerine geçebileceği bir düşünme ve yaşam biçimi. Yani hiçbir şeyin önemi yok. Hiçbir şeyin değeri yok. Olsa da olur, olmasa da olur. O da olur, bu da olur. Fark etmez. Dolayısıyla değer sorunu söz konusu olduğunda bir bir belirsizlik söz konusu. Nihilizmde. Nihilizm tabii bir çözüm değil Camus açısından. Ne yapılacak? Uyumsuzdan çıkış yolu olarak başkaldırı. Tabii başkaldırı da çeşitli şekillerde ele alınıyor. Camus tarafından bunlara girmeyeceğim. O sanatla başkaldırmadan söz ediyor ve edebiyatla başkaldırıyı gerçekleştirerek işte bu sorundan, uyumsuzdan kurtulabileceğini, tırnak içerisinde bunun aşılabileceğini ve başka bir eylem için ortaya konabileceğini düşünüyor. Şimdi varoluş düşünce de genel anlamda bu şekilde değerlendirilir. Tabii ağırlıklı olarak Camus bu sorunla ilgilendiği için Camus üzerinden değerlendirilir. Şimdi soruna ben kendi açımdan bakayım. Yani bu birikim üzerinden kendi açımdan bakayım. Derslerde de zaman zaman söylüyorum. Ben ilk derslerime gittiğimde, bana ders verildiğinde, araştırma görevlisi olduğunda, ilk derslerimde ilk söylediğim şey şuydu. Dünyanın bir anlamı yok. Bunu gerçekten söylüyorum. Dünyanın bir anlamı yok. Hayatın da bir anlamı yok. Biz bir anlamı varmış gibi davranıyoruz. İşte temel problem buradan çıkıyor. Yani sanki hayatın belli bir anlamı var. O anlamı keşfettiğimizde sorun çözülecek. Biz de mutlu olacağız. Mutlu mutlu yaşayacağız. İşte bu anlam nedir? Tanrıdır. Bu anlam nedir? Varlıktır. Bu anlam nedir? Şudur, budur. Yani böyle değerlendiriyoruz. Çünkü anlam belli. Anlamı çözdük. Anlam var. Yani hayatın anlamı var. Ben de diyorum ki, derslerde söylüyordum. Şu anda da söylüyorum. Şu anda da çok farklı bir yerde değilim. Hayatın hiçbir anlamı yok. Dünyanın da hiçbir anlamı yok. Sorun, bizim sorunumuz bu intihara götüren yolda da en önemli sorunlardan birisi dünyayla kurulmuş olduğumuz bağ. Anlam bağ. Dolayısıyla biz dünyayla kurmuş olduğumuz anlam bağında problem çıktığında hemen şuna sarılıyoruz. Yani dünyanın bir anlamı yok. İşte biliyorsun bu da şarkılar, türküler de var. Yalan diyor, değil mi? Yalan diyor. Yani. Hayatın hiçbir anlamı yok. Veya birisiyle bir anlam bağı oluşturuyoruz. İşte bir sevgiliyle anlam bağı oluşturuyoruz. Bir ne diyelim liderle anlam bağı oluşturuyoruz. Sonra lider yok olduğunda, sevgili yok olduğunda, işte anne yok olduğunda, baba yok olduğunda her şeyin anlamı bitiyor. Çünkü anlam bağımızı onunla kuruyoruz. Sonra ne oluyor? İşte ya gidip birilerine sarılıyoruz, bir şekilde kendimizi avutuyoruz ya da gidip kendimizi öldürüyoruz. Çünkü anlamı yok. Her şey bitti. Oysa dünyanın zaten anlamının olmadığı bilgisi, hayatın anlamının olmadığı bilgisiyle biz birazcık meşgul olsak, birazcık bu bilgiyle yaşasak, beslensek belki sorunu daha farklı bir şekilde çözebiliriz. Sorun kurulan bu anlam bağında. Ama tek bir anlam bağı bu değil ki hayatta kurulan. Dünyayla kurulan tek anlam bağı bu değil ki, başka bir anlam bağı da kurulabilir. Şöyle ifade edeyim. Yani çeşitli olanaklar var. Eylem olanakları var. Biz bu eylem olanaklarından birisini seçiyoruz. Ve oradan o eylemi gerçekleştiriyoruz. Sonra tabii o eylem başka eylemlere götürüyor. En sonunda çıkmaz bir yol buluyoruz. Çıkmaz bir yola geliyoruz. Ondan sonra hayat anlamsız. Ama başka olanaklar, başka imkanlar da var. Bu imkanları denediğimizde belki başka bir bağ kurabileceğiz hayatta. Belki başka bir bağ kurarak daha olumlu bir tavır sergileyeceğiz veya olumlu bir yaşam biçimi geliştireceğiz, gerçekleştireceğiz hayatla ilişkisinde. Ama biz bir eylem olanını seçiyoruz, oradan yürüyoruz, oradan gittiğimizde de tıkandığımız yerde her şeyin sonu olarak görüyoruz. Ben temel sorunun burası olduğunu düşünüyorum. Yani dünyayla kurmuş olduğumuz bağda sorun var. Dünyanın kendisinde değil, hayatın kendisinde değil. Dolayısıyla dünyayı anlamlandırma şeklimizde problem oluyor.
Yani dünyayla kurmuş olduğumuz anlam bağında problem oluyor. Bu problemi aşmanın yolu da başka anlam bağları kurabilme çabasını veya uğraşını gerçekleştirmek. Bu da zor bir iş tabii. Bu da çocukluktan itibaren başlayıp eğitimle geliştirilecek bir şey. Eğitim dedim, sadece okuldaki eğitimden söz etmiyorum. Evdeki eğitimden de söz ediyorum. Ailelerin de eğitilmesi gerekiyor bu yönde. Böyle bir bakış açısının oluşması için. Bu sorunu çözebilmenin yolu bu. Yani intihar bir çözüm değil. Hiçbir şeyi çözmüyor. Sadece bizi çözüyor. Ama biz ne kadar böyle desek de hocamız da istatistikleri verdi. İntiharlar devam ediyor. Dolayısıyla devam edecek. Bugün de yaşanacak. Ben kendi hayatımda da böyle bir tecrübeyi yaşadım. Kendim değil tabii. Benim yeğenim de 17 yaşında, 16-17 yaşında intihar etti. Vefat etti. Yani öldü. Dolayısıyla yakından biliyorum. Nasıl bir şey olduğunu da biliyorum. Öncesini, sonrasını dışarıdan gördüğümde. Tabii yaşamak başka bir şey. İnsanlara umut pompalamak da sorunu çözmüyor. Sadece bu hayatın gerçeğiyle yüzleşmeyle ancak sorun çözülebilir. Burada en önemli nokta, sabahki dersi de söyledim, eleştirel düşünmek. Eleştirel bakış. Felsefe bir eleştirel düşünme biçimidir. Dolayısıyla bu eleştirel düşünme biçiminin bizim hayatımızda yeri olduğunda konuşabildiğimiz, çünkü konuşmanın budur, eleştirmektir, eleştirel düşünmedir. Konuşabildiğimizde biz sorunları aşabiliriz. Sorunlarımızı aşabiliriz. Bugün İnsan Hakları Günü. Ben Platon'u çok seviyorum. Yani çok severek okuyorum. Kim ne derse desin. Çok da besleniyorum ondan. Hak konusunda da oradan beslendim. Öyle bir giriş yaptım. Haklı insan haklarını anlatırken, hak konusunu anlatırken. Devletin birinci diyaloğunda borçla hak arasında bir ilişki kuruluyor. Diyor ki, birbirimize olan borcumuzdur hak. Bunu nasıl biçimlendireceğiz? Yani birbirimizde korumamız gereken bir borçtur hak. Yani hepimiz birbirimizde hakkımızı korumamız gerekir. En koruması gereken hak da nedir? En temel hak, yaşamak. Dolayısıyla biz borcumuzu yerine getirirsek, birbirimize borcumuzu ödersek, bu borçla ilişkisinde işte bu düşünme biçimini biraz genişletebilirsek, başkalarına da aktarabilirsek, birisinin hakkını korumak ona borcumuzdur. Bu düşünme biçimi gelişirse belki sorun biraz daha çözülme yolunda veya sorunu çözme yolunda bir yol alınabilir. Aksi halde sorun daha da büyüyerek devam edecek. Bugün görüyoruz ki fazlasıyla intihar olayları var. Basına çok yansımıyor. Çoğunlukla ekonomik nedenler, işte gittiğim bir yerde hemen bir konuşmada birinin intihar ettiğini söylediler. Sebebi ekonomik tabii. Borç alıyor. Borç ödeyemeyince çözümü burada görüyor. Ama bunun bir çözümü olmadığını insanlara anlattığımızda, ama bu anlatmayı da işte bu hakla ilişkisini düşündüğümüzde belki sorunu bir şekilde çözebiliriz. Biraz dağıtmak istedim. Bilerek yaptım bunu. Soru gelirse, sorular gelecek mi? O soruları da açacağız. Liselerde çok sıkı sorular sorular. Ben sizden de sıkı sorular bekliyorum, onu söyleyeyim. Gerçekten. Şimdi başta bir soru sormuştum hatırlarsanız. İntihar hakkıdır, değil midir? Bununla ilgili sorunun önünü mümkün olduğunca kapattım. Umarım kapatmışımdır. Ama soru gelirse yine konuşuruz üzerine. Tamam mı? Bir hak mıdır, değil midir? Bunun üzerine de konuşuruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Yani intiharla ilgili.